Dünyanın 12 mafyasından bir tanesini Türkiye'ye getirdiler. Dediler ki 2018'de, işte Rusya mafyaları Türkiye'de buluşacaklar. Operasyon yapın dedik. Yapıldı, bulamadık. Türkiye'nin Daxili İşler Naziri Süleyman Soylu, 2020-ci ilin avqustunda Antalya'da oteldə qətlə yetirilən Lotu Quli ləqəbli tanınan Azərbaycanlı kriminal avtoritet Nadir Səlifovun vaxtı ilə Türkiyədən deportasiya edilməsinə baxmayaraq yenidən ölkəyə necə daxil ola bilməsindən danışıb. Kanal 13 xəbər verir ki, Soylu bu barədə TRT Haber efirində hazırda xaricdə yaşayan Türkiyəli kriminal avtoritet Sedat Peker'in onun ünvanına səsləndirdiyi ittihamları cavablandırarkən bildirib. Güli nasıl geldi buraya deport olmuş adam? Ya polis katili. Öyle geçiyor. Organize müdürün imzası var. Ben rahmetlinin böyle bir şey yaptığına inanmam çünkü milliyetçi bir arkadaş. Bana dedi ki, aradı ben dedi Türkiye'ye gidiyorum. Türkiye'de biraz kalıp çıkmıştı. Gitme dedi. Ben orada yokum. Sıkıntı yaşayabilirsin. Ya dedi ben çok güçlüyüm. Mehmet abiyle aram çok iyi dedi ağır. Gitme kardeşim dedi. Başına bir iş geldi. Geldi, haftası dolmadan öldürüldü. Sonra işin peşine düştük. Bizatihi ben. Bu Loto Guli denilen Nadir Safilov denilen adam. Öldürüldü. 20 yıl Rusya'da cezaevinde yatmış veya 21 yıl. Sonra anlatacağım. Yani milletimizin bunları bilmeye hakkı var. Bunların başka şeyleri de var. Onları da inşallah başka zamanlarda anlatın. Nadir Safilov, Loto Guli, dünyanın 12 mafyasından bir tanesi. Birçok insan geldi gitti. Şöyle olsun, böyle olsun falan. Bunu yakaladık. İçeri koyduk. 2 gün içerisinde avukatları Türkiye'den çıkmamak üzere ve geri gönderme merkezinden bırakılmak üzere şey aldı. Karar aldı. Karar aldı. 2 gün. Beni bağışlasın hukukçularım. Hukuka boynum eğik değil dedim. Bunun üzerine mücadele ediyoruz. Geri gönderme merkezinden çıkardım, 1 metre saldım, tekrar koydum yere. Ve 2-2,5 ay orada beklettik. Konuşturduk. Neler olduğunu. Sonra da ülkesine deport etti. Sonra başka bir ülkeden, Yunanistan, pasaport aldı. Kıbrıs'a gitti. Kıbrıs'tan Türkiye'ye geldi. Su yolunda, su yolu kırıldı. Orada yakındaki bir korması bunu ifade etti.